Giderken bize tekrar eski kodlarımıza dönmemizi hatırlattı. Önce anne baba olarak bizi diriltti. Ben orada dedim ki kolayı tercih etmiş olurdum o zaman. En azından bu sınıftan dedim bir Yusuf daha çıkarsa, bir Yusuf'a daha dokunabilirsem, iki Yusuf, üç Yusuf neden olmasın? İçimizdeki niyeti en sahih ve sağlam olanlar onlardı ki böyle bir güzellikle karşılaşmış oldular. Biz birden fırladık. Yani yanımıza birisini de almadık. Bir taraftan gözümüzden yaşlar akıyor. Bir taraftan da hanım diyor ki yanlış anlamama diyor. Ya anlatamayacağım içimde bir huzur var diyor bak. Beraber hayal kurduğunuz birini bir anda kaybetmek anca işte böyle şehadet gibi bir şerefle kaldırılabilir oluyor sanırım. Evet, 22 yıllık evladım vefat etti ama mutluyum. Onun gibi bir çocuğun, Yusuf'umun annesi olduğum için gerçekten mutluyum. Biz hep Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okuyorduk. Ahlakı bizi çok etkilemişti, yüz güzelliği bizi çok etkilemişti. O yüzden biz de inşallah doğan çocuklar ismiyle müsemma olur diye adını Yusuf koyduk. Yusuf yüzlü, Yusuf ahlaklı olsun diye. İmam Hatip'te sağ olsunlar çok ilgilenen hocaları vardı onların döneminde. Çok başarılı bir dönemdi o okuduğu dönemde. Bildim bileli ergenlik çağından beri zaten orucunu, namazını sürekli kılan biriydi. Ama tabii liseli bir gencin o dönemde sürekli namaz kılması da zor. Orada bize işte cenazeden sonra anlatmaya başladılar. Yani dersleri çok iyi dinlediğini, sürekli takip ettiğini, kitapları okuyormuş, tahlil ediyormuş, oradaki sohbetlerde fikirlerini sunuyormuş. Sanki bir okul dersiymiş gibi ciddi bir şekilde üzerinde duruyormuş bu derslerin. Sonra işte son sınıfta bu hitabet dersinde camilere hutbeye giderlerdi, cuma namazı kıldırmaya. Bir kere namaz kıldırması yeterliydi. Yani o onun uygulama dersiydi. Ama bu bir kerele yetinmedi. Değişik değişik camilere, değişik köylere cuma namazına giderdi. Orada imamların namazdan sonra onu evine götürmesi, onlarla muhabbet etmesi, yemek yedirmesi çok hoşuna giderdi. Gerçekten hiçbir zaman bizi üzmedi. Yani nasıl bir şeyse hep bizi memnun etmek için çalıştı. Dünyalık da ahiretlikti. Yani üniversitede korkum acaba farklı bir grupla, farklı bir insanlarla karşılaşırsa bozulur mu bir endişesini hep taşıdım. Çünkü çok gördüm üniversitede. Saf Anadolu çocukları gelip namazı bıraktıklarını çok gördüm. Ahlaksız davranışlarını çok gördüm. Liseden beri hep namazını kıldı. Liseden beri hep sohbetlere gitti. İlkokulda zaten camilere beraber giderdik. Elinden tutup götürürdüm. Camide koşuştururdu, minbere çıkardı. Biraz hareketliydi, yerinde durmazdı. Ama o benim çok hoşuma gidiyordu. Çünkü Allah Resulü torunun omzunu alırmış yani. İmama rica ederdim yani. Koşsun, etsin. Çünkü öndeki yaşlılar biraz kızardı. Sen tamam sıkıntı yok hocam derdi yani. Hareketliydi. Evde zaten namazlardayken ikide bir Allah'ım bizi namaz kıldırmazlardı. Boynumuza atlardı. Secdeye gitmemi beklerdi. Secdeye giderken oradan atlardı. Öyle bir güzelliği vardı. İstanbul'a giderken ilk önce yurtta kaldı. Fakat bu yurt tabii etrafında kendisi gibi odasında namaz kılan, hayata İmam Hatip'teki aldığı eğitimle hayata bakan insanlar, arkadaşlar çok fazla yoktu. Sadece çocuklar yeme içme, gezme, bir de okul odaklı bir yurttu. Bu orada tek kalınca bir rahatsızlık duymuş. Arkadaşının adı da Cihan'dı. Cihan anlatıyor. Beni işte aradı. Cihan, yurtta kalıyorum ama artık biraz huzursuz oluyorum. Burası bana bir rahatsızlık veriyor. Ben eve çıkmak istiyorum. Bir konuşur musun? Evde yer var mı? Müsait mi diye. Burası benim ruhumu biraz köreltiyor demişti. Cihan da konuşmuş işte abileriyle. Gebze'de okumasına rağmen Kadıköy'de bayağı bir mesafe var. Baba dedi mesafe çok olsa da ben Kadıköy'de evde kalmak istiyorum dedi. Tamam dedim. Şunu konuşuyorduk. Yavrum şu an sen öğrenci Yusuf'sun ama eğer bu davaya bir katkın olmasını istiyorsan üniversitede bir başarı elde etmen lazım. Yani alanında çok iyi olman lazım. Yani bir iz bırakmam lazım diye İHA ekibine oradan girdi. 4 ay geceli gündüzlü bu projenin peşinde koştuk diyor. İşte projeyi kabul ettirdik diyor. Uçağı tasarladık diyor. Uçağı yaptık. İşte ilk uçuşumuz olacak diyor. Uçağı havalandırdık. Uçak güzelce uçtu, indi. Bir daha deneyelim dedik. Çünkü
çünkü bunların resimlerini Teknofest'e atacağımız, bunu bir çekmiştik Allah'tan diyor. İkinci deneme daha güzel olsun diye düşünürken uçak çakıldı diyor. Uçak paramparça. Siparişleri yurt dışından veriyorlar. Türkiye'de yok. Gelmesi gitmesi de çok zor ve çok pahalı. Allah'tan diyor motor kısmına bir şey olmadı ama kanat manat şu bu kırıldı diyor. Gebze'de sanayide bunları yaptırma etme derken bu para artık yetmez duruma gelmiş. Tekrar geliyor abilerine. Abi diyor teknoloji çalışmalarda işte paramız yetmeyecek gibi biraz sıkıştık. Onlar da biz kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Kendiniz para bulma yollarına gidin. Para vardı ama bu çocukları bizi biraz zorladık dediler. Kendileri nasıl para bulunur? Kendin kaynak üretmen gerekir. Böyle daha bereketli. O paranın lezzetini daha iyi alırsın. Kıymetini daha iyi bilirsin diye. Biz diyor bunları bu tarafa doğru yönlendirdik. Sadece birkaç tane isim verdik. Yani git para hazır demedik. Bunlar gittiler, konuştular, paraları buldular. Tekrar o parayı denkleştirdiler. Tekrar işte o kanatları yaptılar, ettiler, gövdeyi yaptılar. Uçağı uçurdular. Ama bu neredeyse 13-14 kez uçak kırıldı. 13-14 kez pes etmediler. Hep sürekli yaptılar. Kırıldı, yaptılar, kırıldı. Onlar tamir ettiler. En son yarışmada işte oraya gittiklerinde tabii uçağı uçurdular ama onun yarışmanın zormuş. Yaklaşık 3-4 yıldır birincisi olmuyormuş onun. Çünkü belli bir zaman dilimi içerisinde belli bir alanı uçağın dönmesi gerekiyormuş. O zaman içerisinde bunlar döndüler ama zaman biraz gecikmiş. Bir de bir daire çiziyorlarmış. O dairenin içerisinde uçağın içerisindeki bir topu oradan bırakması, oraya düşürmeleri gerekiyormuş. Yine bize anlatıyor. Baba bütün çalışmaları diyor kameraya alıyoruz diyor. Her birinden neler öğrendik diyor. Neler öğrendik. Önümüzdeki yıl diyor inşallah biz birinci olacağız şeklinde acayip bir özgüven gelmişti. Yine arkadaşları söyledi 7 Hilal'den. İlk Yusuf bu takıma girerken 3 tane teknoloji takımı varmış. Tabii kademe kademe dernek içerisinde görevde yükselmiş bu çalışmalarından dolayı. Bu hep teknoloji. Kendimizi gençlere teknolojiyle anlatalım. Şu anda Teknofest bu çocukların çok ilgisini çekiyor. Biz teknoloji alanından bu takımların sayısını arttıralım. Madem böyle öyle bu görevi sana verelim demişler. Hatta birinde ilk uçmasında uçak uçtu, indi. Annesi hemen onu WhatsApp'tan durum yaptı. Durum profili haline getirmişti. İkinci kaldırmada uçak çakılmıştı. Anne ya nazar değdi demişti. Yani uçağımızı onu lütfen sil dedi. Anne dayanamadı annesi. Onun sevincini paylaşmak için öyle bir girişimde bulundu ama hemen onu kıramadı, sildi. 2020 senesinin başında Yusuf Taha ile teknoloji takımları konusunu istişare etmeye başladık. Daha önce 2016 senesinden bu yana gelen bir teknoloji takımları çalışmamız vardı. Marmara Üniversitesi'nde 3-4 takım şeklinde devam eden bir çalışmaydı bu çalışma. Yusuf Taha ile beraber bunu acaba ülke sathına yayabilir miyiz? Bunu ulusal bir şekilde yapabilir miyiz diyerek istişareler ediyorduk. Daha sonra bunun bir demosunu yani bir ufak bir proje halinde kendi üniversitesinde yapabilir miyiz diyerek istişare ettikten sonra yola koyulmuş oldu. Gebze Teknik Üniversitesi'nde daha önce böyle bir çalışmamız yoktu. Yani Gebze Teknik Üniversitesi'yle arkadaşlarımız oldu. Orada bir takım faaliyetler yapmaya çalıştığımız zamanlar oldu ancak dört başı mamur bir teşkilat oluşturamamıştık Gebze Teknik Üniversitesi'nde. Yusuf Taha ile beraber orada bir prototipini denediğimiz teknoloji takımı çalışmasını gerçekleştirmiş olduk. Kavramsal tasarım raporu ve detaylı tasarım raporlarını geçti. Sabit kanat İHA'da yarışıyorlardı ve orada çok da güzel bir ekip oluşmasına vesile oldu. Biz bu çalışmayı geçtiğimiz Haziran ayından itibaren artık yönergeleştirerek tüm Türkiye'de yapmaya başladık. Yani mühendislik fakültelerinin bulunduğu üniversitelere odaklanarak, teknik üniversitelere odaklanarak bu çalışmayı tüm Türkiye'de gerçekleştirmek için daha fazla efor sarf etmeye başladık. Yusuf bunun başıydı. Yine aynı süreçte icramızda bulunan yani üniversitelerin genel başkan yardımcısı şeklinde oldu. Yani bizim başkan yardımcımız olmuş oldu. Marmara Üniversitesi'nde 3-4 takımla başlayan bu süreç Yusuf'un teşkilatçılığıyla, Yusuf'un organizatörlüğüyle 30'lara kadar yükselmiş oldu. Yani birçok takımda yani sadece sabit kanat İHA'da değil kendisi sabit kanat İHA yapmaya çalışıyordu. Hatta Teknofest'te de finale kadar çıkmışlardı. Ama roket, sualtı aracı birçok farklı alanda takımların kurulmasına vesile olarak 30'a yakın takım kurulmuş oldu. Büyük bir boşluk bırakmış oldu ama elhamdülillah alttan gelen arkadaşlar, yetişen arkadaşlar onun bıraktığı inisiyatifi onun gibi kucaklamak isteyen, onun gibi sırtlanmak isteyen birçok arkadaş var. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah teknoloji takımları çalışması daha da ileriye gidecek diye dua ediyoruz.
Önce ilk haberden başlayayım. Cumartesi günü kursum vardı okulda. Kurstan çıktım, pazara gittim, geldim. Hanıma dedim ki 2'de çarşıya ineceğim dedim. Ben oraya geçeyim. Dedi ki benim de işim var. O zaman 1.30'da gidelim. Beni de bırakırsın dedi. Sonra birden ona bir ağırlık çöktü eşime. Dedi ki ben vazgeçtim dedi. Sen gidersin dedi. Saat 1.30 olmuştu. Yavaş yavaş ben hazırlanırken bir telefon geldi. Tabii telefon numarası var ama isim yok. Kerem hocamla mı görüşüyorum dedi. Evet dedim. Ben Cihan dedi. Cihan deyince ama kalbime bir şey saplandı. Çünkü 7 Hilal'le Cihan'ın tanıştırdığını biliyorum ama Cihan'la o zamana kadar hiç sohbet etmemişiz. Ne Cihan beni aramış ne karşılaşmışız. Cihan beni niye arar dedim. Dedi ki Yusuf dedi kaza geçirdi dedi. Zaten sen Cihan mısın deyince annesi de tanıdığı için hemen ayağa kalktı o da. Hissetti yani bir şeyi hissetti. Ama %50 de anne babayız konduramıyoruz. Hani yaşar diyoruz. Bir ihtimal yaşar diyoruz. İçimizde bir şey var. Acaba neyle karşılaşacağız? Şimdi yola çıktık biz birden fırladık. Yani yanımıza birisini de almadı. Bir taraftan gözümüzden yaşlar akıyor. Bir taraftan da hanım diyor ki ya Kerem diyor yanlış anlamama diyor. Ya anlatamayacağım içimde bir huzur var diyor bak. Yani ağlıyorum ama diyor. Yani sanki böyle gülesim geliyor dedi. Durup dururken ikide bir tesbihat çekiyor. Rabbenaları okuyor, ağlıyor, duruyor. Kerem diyor ya ben hiç böyle bir şey olmamıştım diyor ya. Benim içimde bir acayip bir, bende de var bir huzur ama. Yani yolda gidiyoruz. Şimdi trafiğe giriyorsun, korkuyorsun. Arkadaşlar arıyorlar. Aramalar sıklaşınca biz kendi kendimize dedik. Bu kadar aranmazdık dedik. Arandığımıza göre dedik bir şey oldu bunda. Ama ne olduysa Rabbim acayip bir sekinet verdi kalbimize. Ya normal bir tatile gider gibi gittik ve Allah bizi götürdü yani o trafikten, o gözümüzden yaşlar akmasına rağmen bizi oraya kadar kazasız belasız ulaştırdı. Tabii gittiğimizde hastaneye gitmedik. Amcaoğlunun evine gittik. Hanım diyor ki ben hastaneye gitmek istiyorum dedi. Çocuğumu görmek istiyorum dedi. Yani bizi niye buraya getiriyorlar? Meğer yıkanmış, cenaze aracına konmuş, kapıda bizi bekliyor cenaze aracı. Geriye döneceğiz. Yani biz Bursa'da yarım saat falan durmadık. Gittik, cenaze aracını görünce zaten kesinleşti. Hemen bizi arabadan aldılar. Bizim arabayı amcaoğlu aldı. Bizi başka bir arabaya bindirdiler. Oradan geriye doğru geldik. Zordu gerçekten. Geri dönüş gidişimizden daha zordu. Çünkü giderken belki diyoruz, belki ama hani ağır yaralıdır, iyileşebilir. Hep bu ihtimal giderken ne kadar başsağlığı mesajları da gelse bu bizde vardı. Ama geri dönerken cenaze aracı eşliğinde dönmek her şeyin orada ümitlerimizin bir noktada bittiğinin göstergesiydi. Ama Ereğli'ye döndük, evimize döndük. Tabii geç saat. Geceye yaklaşıyordu. Asıl o zaman biz her şeyin yeniden başladığını, yani bir şeyler oluyor. Ve o hani giderken ki dedim ya, içimden işte gülümseme geliyor. İçimde bir ağlıyorum ama feryat figan asla değil. Bir rahatlık var. İşte o gecenin ilerleyen saatlerinde artık onun, o durumun neden olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladık biz. Güzel bir şeyler olduğunu, evet 22 yıllık evladımı, Yusuf'umu ben kaybettim ama onunla ilgili çok daha güzel bir durumun içerisinde olduğumuzu, hani Nida'nın oğlu değil de Yusuf'un annesi olma durumunu gerçekten hala yaşıyorum, idrak ediyorum ve üzerime Yusuf'un birçok sorumluluk bıraktı. Kendime gelmeme vesile oldu. Bir perşembe akşamı Yusuf burada öğrenci evimizde hem de evinde başkanı. Yusuf dedim evde yer var mı? Ben bu akşam sizde kalacağım. Havalar da çok soğudu. Motorla gitmeyeyim dedim. Abi dedi kıyamet kadar yer var dedi. Şimdi Yusuf'un kıyamet kadar yer tanımı biraz şeydir. Kendisi kampçı olduğu için 1,5 metrekarede yatar. Böyle güzel özellikleri var Yusuf'un. Abi her türlü ayarlarız dedi. Benim yatakta yatarsın en kötü dedi. Neyse o gün beraber kaldık. Cuma günü de beraberdik. Cumartesi sabah kalktık. Tabii onlar biraz daha erken kalkıp Bursa'ya doğru yola çıktılar. Biz de arkadaşlarla namazı kıldık. Öyle birkaç bir şeyler okuduktan sonra ben derneğe geçtim. Bir takım işte işlerle uğraşıyordum vesaire. Öğlene doğru bizim idare müdürümüz Talip abi geldi. Ya dedi kaza geçirmişler. Ağır yaralıymış dedi. O anda böyle bir anın şeyiyle bir böyle bir donma hali. Çünkü çok iyi yani 7-8 saat önce berabersiniz. Aynı akşam beraber yatmışsınız. Sabah kalkıyorsunuz. Öğlene doğru böyle bir haber veriliyor size. Altunizade'ye geldiğimizde Yusuf'un vefat haberini diğer arkadaşlarla beraber tabii vefat haberlerini aldık. Ya o günden bugüne zaman çok hızlı aktı. 2
2-2,5 hafta falan zaten normal yaşamımızı devam ettirecek kadar anca konuşabildik. Beraber hayal kurduğunuz, beraber bir şeyleri yapmak istediğiniz birini bir anda kaybetmek anca şehadet gibi bir şerefle kaldırılabilir oluyor sanırım. O şekilde kendimizi teskin ediyoruz. Şu an Yusuf dediğimizde boğazımız düğümleniyor, sesimiz titriyor. Tam cenaze namazına geldik. İşte yine yedi hilalden bir kardeş dedi ki hocam dedi birkaç kelam söylemek ister misiniz dedi. Yani hani helallik isteyeceğim ya. En azından babası olarak helalliği ben isteyeyim dedim. Söylerim dedim. Çıktım. Adını gerçekten Yusuf olsun. Niçin Yusuf koyduğumu orada anlattım işte yani. Yusuf yüzlü olsun. Ahlakı da ona benzesin. Çünkü hep peygamberimiz derdi yani Allah Resulü. Bir babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras güzel ahlaktır. Hadis-i şerifte böyle derdi. Yani ahlakı hep dua ederdim. Ya Rabbi peygamber ahlakı olsun. Giderken bize öğretmenlik yaptı. Giderken bize tekrar eski kodlarımıza dönmemizi hatırlattı yani. Yani şehadeti sadece dışarıdaki insanların değil, önce anne baba olarak bizi diriltti. Hele akrabalarımızın içerisinde. Yani birleştirdi, tekrar birleştirdi, tekrar bir araya getirdi. Bir haftalık izin verilmişti bize ama ben çocuğumun eşyaları ve arkadaşları tekrar gelecekti ve ben o eşyalarını evde bırakarak okula başlamak istemedim. Birkaç günlük daha izin aldım. Yani çok uzun bir izin dönemi yaşamadık. Yani 1,5 haftadan sonra biz işlerimize başladık. Eşim hatta benden 2-3 gün önce başladı. Sınıfa girdiğimde ben 4. sınıf öğretmeniyim. Sınıfa girdiğimde bir tane öğrencim bana dedi ki öğretmenim dedi akşam dedi konuşuyorduk dedi annesi ablasıyla konuşuyor. Öğretmeninin yerinde olsam emekli olur, bırakırım. Hani oğlu vefat etti. Çalışmak onun için zor gelir, üzüntülü, dertli, tasalı gibi bir cümle sarf etmişler. Bana da bunu tabii çocuk yüreğiyle bu şekilde söyledi. Ben orada dedim ki kolayı tercih etmiş olurdum o zaman. 19 tane öğrencim var. En azından bu sınıftan dedim bir Yusuf daha çıkarsa, bir Yusuf'a daha dokunabilirsem, iki Yusuf, üç Yusuf neden olmasın? Eğer dedim emekliye ayrılmış olsam şu an dedim kolayı tercih etmiş olurum. Çok kolay emekliye ayrılabilirsin. Çok kolay. Gerçekten buna inanıyorum şu an. 20 küsür yıllık öğretmenim. O gün ilk gün göreve gittiğimde yeni şeylerle başladım o gün. İlk dersime yeni şeylerle, yeni hedeflerle. Çünkü amacım birkaç tane daha Yusuf ekleyebilmek. İnşallah. Ben zaten bu vefat olayımızdan bir ay, iki ay önce sınıfta çocuklarıma Yusuf'un videolarını izletiyordum. Teknofest'teki işte röportajı var, uçağını uçurması. Onları izletiyordum. Bakın çocuklar pes etmeden tekrar tekrar işte Yusuf abiniz hepsi biliyor, tanıyordu benim sınıfım Yusuf abisini. Tekrar tekrar pes etmeden nasıl gayret ediyor? Biz de öyle olacağız. Hatta cenaze günü ben camiye gittiğimde öğrencilerimden bir tanesi babası getirdi benim yanıma. Hocam dedi biz tutamadık dedi. Ağlıyor. Küçücük çocuk ağlıyor. Yusuf abim diye ağlıyor. Bana sarıldı. Yani ben evet üzgünüm ama tiracımı düşününce orada tekrar bir mutluluk çöküyor. Sınıfımda tekrar büyük bir şevk, büyük bir mutluluk. Yani oğlum diyorum sen bize ne yaptın? Yusuf'um sen bizi ne hale getirdin diye gerçekten düşünüyorum. Yani evet 22 yıllık evladım vefat etti ama mutluyum. Onun gibi bir çocuğun, Yusuf'umun annesi olduğum için gerçekten mutluyum. En çok etkileyen olaylardan biri de şuydu beni. Buradan gittiğinde kocaman iki tane valizi vardı. Biz de giderdik üniversiteye. Yani üniversitede öğrenci teşkilatlarında biz de görev aldık. Ama öğrenci olduğumuz itibariyle yol yorgunluğundan dolayı hemen buradan gider gitmez evde dinlenirdik. Oğlum gider gitmez bizi ara derdim. O telefona cevap vermiyor, mesajlara cevap vermiyor. En son dönüyor annesine, annesi sık sık arardı. Anne daha eve gitmedim. Ne oldu? Şu anda valizlerle beraber derneğe geçtim. Sohbet var, okuma çalışması var. Bu okuma çalışmasını bittikten sonra eve gideceğim. Yol yorgunluğum var. Buradan kocaman iki tane valizim var. Bu iki tane valizle beraber direktmen derneğe gitmenin ne alemi var? Mutlaka oraya gitmem gerekiyor derdi ve direktmen oraya giderdi. Oradan 11'de, 12'de işi bittikten sonra eve geçermiş. Biz mesela buradan bir ihtiyacın var mı oğlum derdik, gönderelim derdik, al derdik. O değişik değişik kıyafetleri giymekten hoşlanırdı. 1,5 yılda neredeyse kıyafet almadı. Yeterli kıyafetlerim var derdi. Yani parasını kitaba harcıyormuş.
Okuduğu kitaplarından bir tanesi de Allah rahmet eylesin, biz de onunla büyüdük, Hasan el-Benna'nın kitabıymış. Ondan kendince rotasını çizecek ana öz maddeler almış orada. Çıkartmış o maddeleri, çalışma masasına asmış. Arkadaşları da söylüyor. Yani odasına girerdik, çıkardık, masada o var ama kimse okumazdı derdi. Ama ölünce birden işte Rabbim bir şeyi meşhur edecek ya. Hasan el-Benna'nın belki de birçok insan adını duymadı. Çünkü Hasan el-Benna gibi değerli bir alimimiz, şehidimiz. Hasan el-Benna'nın o emeği ortaya çıkarttı Allah. İnsanlara duyurdu. Onu Yusuf yazmadı ama herkes kendini onu rehber edindi. Birçok okuldan arıyorlar. Projeler yapmışlar yani. İHH bunu çok yaptı İstanbul'da, okullarda. Yedi Hilal bunu yaptı. Bizim arkadaşlarımız burada İmam Hatipler'de yaptılar. Yusuf'un notları şeklinde. Videolar yapmışlar. O notları her birini birer öğrenciye vermişler. Öğrenciler oradan notu gelen okuyor. Hele en son yapılan bizi çok duygulandırdı. Yani akşam o kadar ağladık ki eşimle ben. Her biri Yusuf'un notlarını tek tek madde madde okuyorlar. En sonunda hep bir ağızdan hepimiz Yusuf Taha'yız. Hepimiz bu davanın yolcularıyız şeklinde. Yani küçücük bebeler ya. Gel de karşısında ağlamadan dur. Elhamdülillah dedim. Yani hani ayet-i kerimede şehitler ölmez diyor ya. Bunu aynen yakin yaşadık yani. Biliyorsun ama yaşamak farklı bir olay. İşte Yusuf burada yaşıyor. Yusuf burada yaşatıyor. Ama Yusuf bizi diriltti. Bizler yıllardır bu çalışmaların içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla insanlığa hizmet etmenin, gayreti diniye içerisinde olmanın ne demek olduğunu aslında bildiğimizi düşünüyor idik. Ancak kardeşlerimizin şehadeti inşallah bize şunu gösterdi. Ben buradaki kardeşlerime de aslında defaatle bunu söyledim. Benim idrak ettiğim, anladığım şey şu. İnsanlığa hizmet etmek neden en büyük nafile ibadettir? Çünkü siz insanlığa hizmet gayesiyle bir şey yaptığınızda bu aslında küçücük bir şeydir normal şartlar altında. Bizim Yusuf Taha'nın dolabına astığı yazı küçük bir birim bir faaliyetti. Kendisi için, kendisini motive etmesi için yapmış olduğu bir faaliyetti. Ama bu onların bu beraber birlikte yolculukları neticesinde şehit olmaları bu küçük hareketi bir anda yüz binlere ulaştırdı. Özellikle 14-15 tane farklı ülkeden yetimlerin dua etmesi beni çok memnun etti. İnşallah Yusuf'umuzun, Tarık'ın, Muratcan'ın, Kaan'ın bıraktığı bu yoldan, bu izden gençlerimiz gider. Biz de onlara dua edeceğiz. Kardeşlerimiz, evet, hayatlarına baktığımızda yani insanların onları tanımasını, insanların onlardan örnek almasını, insanların büyük bir hissiyatla onlara dua etmesini hak etmiş kardeşlerimiz. Ve muhtemelen içimizdeki niyeti en sahih ve sağlam olanlar onlardı ki böyle bir güzellikle karşılaşmış oldular. Geride kalan arkadaşların da aslında bence yapabilecekleri şeyi yapmaları diye düşünüyorum. Eskilerin diğer gam dedikleri, diğer insanlar için bir gayret içerisinde girmeleri aslında yeterli diye düşünüyorum. Çünkü bu işlerde ilk bakışta büyük bir kahramanlık yok. Ama Cenab-ı Hak sonuçta sizin bir kahraman olarak anılmanızı dileyebilir netice itibariyle. Bunun ne zaman nasıl geleceğini kimse hesap edemez. Bu kardeşlerimiz öncelikle aileleri nezdinde, sonra arkadaşları, dostları nezdinde çok ağır bir bedel ödediler. Kanlarıyla bedel ödediler. Fakat bu bedelin karşılığı topluma aslında büyük bir bereket olarak döndü. Bunu görüyoruz. Bu çalışmaların içerisinde olmanın ne anlam ihtiva ettiğini çok uzaklar değil, bu çalışmaların içerisinde olan çok yakın insanlar da, anneler, babalar, ablalar, teyzeler, nineler de bu çalışmaların ne ihtiva ettiğini, neden yapılmasını, ne gibi sonuçları olabileceğini, bu dünyada da ahiret inancı olan insanlar için öbür dünyada da nasıl bir karşılığı olabileceğini görmüş oldular. Çünkü şöyle düşünün, Yusuf Taha kardeşimiz buralara günde birkaç defa geliyordu. Kaldığı ev de buraya yakındı. Ama ben şimdi şunu görüyorum, Yusuf Taha daha sık buralarda. Biz Yusuf Taha'yı konuşmak durumunda kalıyoruz. Yusuf Taha ile ilgili işler yapmak durumunda kalıyoruz. Çok daha böyle kalıcı bir etki bırakmış oldu buraya. Dolayısıyla her zaman ama bu güzel örnekler, güzel misaller işte yolumuzu aydınlatıyorlar dediğimiz cümleler herhalde bunlar. Yani bir şekilde yolumuza ışık oluyorlar. Biz karanlık olduğunu düşündüğümüz anda bile hemen hiç beklemediğimiz bir şekilde kardeşlerinin yolunu aydınlatıyor bu tarz büyük şehadetler.
ani kopuşlar ruhsal olarak da çok büyük izler bırakıyor. Hem büyük bir yükümlülük bırakıyor. Hani bizi yalnız koyup göğe süzüldün diyor ya Ezgi'de. Gerçekten bizi yalnız koyup göğe süzüldü. Ama birçok Yusuf var etrafımızda, yanımızda, yöremizde. Ve hepsinin gerçekten niyeti Yusuf gibi. Yusuf gibi yaşayıp, Yusuf gibi ölmek isteyen, Yusuf gibi şehadete ulaşmak isteyen, niyetine halis tutup elinden gelenlerle, elinden gelenin en fazlasıyla bir şeyler yapmaya çalışan ve bu döneme rağmen yapan gençler var. Rabbim inşallah cennette bizleri peygambere komşu etsin diyerek dua ediyoruz. İnşallah cennette buluşuruz diyoruz. Bizi teskin eden en büyük şey de bu oluyor. Kelimenin tam anlamıyla dine dönen gençler var bu hadise yaşandıktan sonra. Ama benim gördüğüm şu, bu olay herkese ama herkese, her kuruma, her yapıya, her düşünceye, bu olayla temas etmiş, bu olayla ilgili bilgi edinmiş her gruba çok ciddi bir mesaj verdi. Ve benim gördüğüm ilginç bir şekilde bu mesaj herkesin ihtiyacı olan mesajdı. Söz gelimi yılgınlığa düşmüşlerse artık daha umutlu, daha heyecanlı bir şekilde bu çalışmaların içerisinde olma mesajını aldılar. Yapılara mesajlar verdi. Yaptığınız işleri, yaptığınız çalışmaları samimiyetle, gayretle yaparsanız sizin hiç ummadığınız, beklemediğiniz zamanlarda size ciddi bir takım yardımlar gelebilir mesajını verdi. Dolayısıyla böyle ilginç bir birleşim oldu aslında bu. Yani işin içerisinde İHA'nın olması, işin içerisinde Yedi Hilal'in olması, işin içerisinde teknolojinin, teknoloji takımlarının olması, işin içerisinde Baykar'ın olması, meseleyi yani bizim hepimizin tahmin ettiğinden çok daha fazla toplumsallaştırdı. Yani bu gençlerin evet İslami camia içerisinde çalışıyorlar. Devletlerine, milletlerine, vatanlarına nasıl hizmet etmek istediklerini, hizmet ettiklerini gerçekte bunu bütün topluma aslında göstermiş oldu. Sadece Türkiye'ye değil aslında dünyaya da, İslam dünyasına da bir mesaj vermiş oldu. Türkiye'yi yakından takip eden sadece Türkiye'nin dostlarına değil düşmanlarına da bir mesaj vermiş oldu. Özetle herkese yani en kendi yakınlarımızdan, evlerimizden başlayarak dünyanın her tarafına, her kuruma, her topluluğa, her güç odağına bir mesaj vermiş oldu. Ve ben bu mesajın alındığını düşünüyorum. İşte ikinci günüydü herhalde ya da üçüncü günüydü tam hatırlamıyorum. Yani acılar çok taze, misafirler çok vardı. Sadece biz biraz rahattık. Diğer aileleri hiç tanımıyorduk. Yani şöyle rahattık. Kalbimizde bir sükunet vardı, bir rahatlık vardı. Rabbim bize o rahatlığı vermişti. Diğer ölen genç kardeşlerimizin rahat olduğumuz için en azından onlara bir dua edelim, sabretmeleri gerektiğini söyleyelim diye onları aradık. Onlar da aynı bizim duyguları yaşıyormuş yani. Onlar da huzurluymuş. Çünkü önemli olan ilk andı. Yani insanlar sonradan isyan etmeyebilir, aklı yerine gelir. İlk anda tevekkül edebilme, baktığımda hepsi tevekkül etmişler yani. Hepsi aynı duyguları yaşamışlar. Tekrar telefonu kapattıktan sonra hanım dedim yani onlar da bizim gibiymiş yani. Hepsi çok rahat. İsyan yok, hüzün var, üzüntü var ama şükür var, hamd var dedim. Selamünaleyküm. İsmim Yusuf A. Göktaş. Feza Teknoloji Takımı Kaptanıyım. Uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Başlayacak Yusuf. Dikkat et. Şu an kalkacak birazdan. Yusuf kalkacak. Şimdi hızlanınca kalkacak. 1 metre bölü saniye hızlı ulaşıyorlar. Koşuyorum. Azıcık ileri gidip gideceksin. Uçuyor. Yüksek. Dön. Yavaş dön. Dön. Müthişsin. Hadi buraya doğru. Bana değil. Burnunu kaldı. Sola dön. Elhamdülillah. Ne var ya? Müthişsin. Çok iyi. Ne var?